keskin artış olduğunu görüyoruz. Son bir ayda Kocaeli'de günlük ortalama vaka sayısı 78. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 91. Son 3 günde ortalama vaka sayısı 113. Artış devam ediyor. Maalesef Hititlerin sosyal yaşamıyla ilgili bilgiler günümüze fragmanlar halinde ulaşmış ve sayıları oldukça az. Bu sebepten dolayı Hititlerin tarihinden ziyade bu az sayıda ender fakat sahih bilgileri sizlere anlatacağız. Abi siz TRT'ci falan mı? Ufak bir YouTube kanalımız var. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şu an aşağı şehirdeyiz. Evet. Önce size şunu anlatayım. Şu gördüğünüz yapı 2004 yılında o günün şartlarıyla, o günün aletlerini kullanarak yapıyorlar. Rekonstrüksiyon yapıyorlar. Modern aletler kullanmıyorlar. Hep geleneksel aletler kullanıyorlar. Şuraya tıklarsanız eğer. Evet. Allaca Öyük'le alakalı tüm detaylı görselleri ve sunumu bulabilirsiniz 3 boyutlu olarak. Tam şuraya kaç tıklarsınız? Boyut? 3 boyutlu olarak. Şu an büyük mabede gelmişiz. Neler düşünüyorsun? Bakalım daha yeni başladık. Göreceğiz. Ben geçmişe değil geleceğe bakan bir adamım ama. Yine de. Geleceği görmen için geçmişi bilmen lazım ama. Şimdi Hititlerle ilgili, sosyal hayatla ilgili bilgimiz yok. Hep böyle krallıklarla, krallıkla ilgili bilgimiz var. Hele sarayla ilgili bilgimiz var. Çünkü tabletlerde hep onlarla bahsediyor. Onlardan bahsediyor. Sosyal yaşamla ilgili hiçbir bilgimiz yok o yüzden. Çok az böyle tek tük tabletler var. Hani Osmanlı arşivlerine baktığın zaman sosyal yaşamla ilgili şeylerle karşılaşabiliyorsun. Fakat işte kim ne yapmış, ne kadar ceza almış. Mesela Yasin müşterisini dolandırmış, nasıl bir ceza almış. Ama burada yok onlar. Tekstil burayı keşfediyor. Hatta şeyi de keşfediyor adam. Likya'daki kaya mezarlarını da keşfediyor. Herif Likya'da, Fethiye'de kaya mezarları var ya yukarıda. Evet. Adam oraya ismini kazıyor ya. Tekstil işte 1800'ler. Şu an bak şeye giriyoruz. Tapınak bölgesine. En büyük tapınağı burası. Hititlerde şöyle bir şey var. Hattuşili ilk kral Halep'i işgal ediyor abi, tamam mı? Aşağıda Suriye'de Halep'i işgal ediyor. Ondan sonra Murşili torunu giriyor. O da Babil'i sonlandırıyor. Babil krallığını. Ama şöyle bir şey var. Oradaki tanrıları buraya getiriyorlar. Mesela ben İsmail'le savaştım. İsmail şeye tapınıyor. Peynire. Alıyorum onu da. Onu da benimsiyorum. Ona bir ayrı bir tapınak falan derken yaklaşık 600'e yakın burada tanrı var. Ama ana tanrıçalar işte Güneş tanrısı. Fırtına tanrısı şeydeki gibi, Yunan mitolojisindeki gibi. Peki biz niye temeli görüyoruz? Yani niye Yunanlarda bütün her şey ortadayken burada temel görüyoruz? Çünkü bunların üstü hep kerpiç. Kerpiçten yapıyor, kurutuyor güneşte, koyuyor. 3-5 yıl sonra durumuna göre tekrar bozup tekrar yerine yenisi yapılıyor. O yüzden o kerpiçler günümüze ulaşmıyor. Burası abi, senin girdiğin bu yerde ne biliyor musun? Tapınağın siloları, hububatları, işte içecekleri, depo, bir nevi depo. Erzak odası. Peki ne işe yarıyor tapınakta bu? Çünkü tanrılara yemek sunuluyor. Burası komple tapınak. Mesela ben Taha'ya tapıyorum. Taha'nın bir tane bende idolü var büyük. Yani heykeli var. Onun önüne yemekler sunuyorum. Şarap döküyorum. Ondan sonra inancım da şu. Taha bunu gökten inip koklayarak yiyecek. 2 gün, 3 gün sonra da gidiyorum abi, o yemekleri alıp krallara veriyorum. Bu yeşil taş ne olduğu bilmiyorum ama Mısır'dan Ramses'in hediye ettiği falan söylüyor. Kripto. Yani daha hiç. Geldi. Ne olduğu bilinmiyor açıkçası. Bu
yalayabilirsin. Bunu yalayan kişi İştar tarafından kutsanmış oluyor. Yala bakalım. Yala bakalım ne yapacaksın? Bakalım. Nasıl hissediyorsun kendini? Enerji geldi. Özgüven bir enerji patlaması geldi. Şöyle biraz da üzerime süreyim mi şöyle? Sür sür. Evet. Evet güzel. Üzerine otursan daha etkili olabilir. Çarpılmayalım. Yok tamam. Çarpılmazsın ama o tanrılar bitti artık. O tanrılar artık miladında oldu. Şöyle arayan yerlerime süreyim. Burası şehrin girişi olduğu için önemli görüp hani buraya büyük bir tapınak yapalım. Geri kalanı yerleşim yeri. O tarzda mı? Yukarılarda da tapınak var. 31 tane tapınak var burada. 31 tane bilinen tapınak var. Burası ana tapınaklar. Yani güneş tanrısı, tanrısı Arinna, fırtına tanrısı Enlil. Taha bizi bir gün önce yağmur konusunda uyarmıştı. Acaba bu kara bulutlar onların habercisi mi? Şu arkeolojide şöyle bir şey var. Çöplük karıştırma diye bir olay var. Bunlar çöplerini attıkları yerleri buluyor abi arkeologlar. Onları karıştırarak hani sosyal hayatından şeyler çıkartabiliyor. Mesela bakıyor. Keçi kemiği. Ha diyor ki bunlar keçi çok tüketiyor. Anladın mı? Kuru var oradan çıkıyor. Aynen hani bir... Ya sen çağır bakayım nasıl çağırıyorsun? İzlemizden ilerliyor. Lan hayvan kulağını bile oynatıyor. Gelmiyor, bunlar benim hayvanım değil. Değil. Buradan gelmiyor. Oğlum inek öyle mi çağrılır normalde? Evet. Daha! Bana! 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 Mızıka! Mızıka! Yüce ha! Yüce ha! Hello darkness my old friend. Çok garibine gitti. Bir daha söylesene Ege baktı. Yasa! Kuley! Yasa! Yüce ha! Yasa! Yasa! Voilà. Bakmıyor. Buranın şöyle bir özelliği var. Mesela biz İstanbul'u fethediyoruz, giriyoruz, sarayda ne varsa alıyoruz. Talan hakkımız var. Günümüze kadar ulaşabilen eserler var bize. Burası öyle değil. Burası bir sebepten dolayı nedeni tam bilinmiyor. Eşyanı, pılını, fırtını toplayıp gidiyorsun abi. O yüzden burada çok bir şey çıkmıyor. Baba kocaman. Oğlum nasıl bir şey var? Zıplıyor. Aslanlı yer burası mı? Ege şimdi kertenkele olarak geri dönüyor. Ha burası şey değil mi ya? Aslanlı kapı işte değil mi? Aynen. Taşlar niye böyle? Burada niye pah kırmış adam? Burada niye pah kırmış? Yağmur buradan damladığı zaman buraya girip aradaki harcı çürütüp bunları yerinden oynatmasın diye, buradan aksın gitsin diye istersen testini yapabilirsin. Bravo. Buradaki pahları sebebi o. Bak yağmur buradan böyle geliyor. Buradan buraya girmiyor. Buraya es geçiyor, buraya damlıyor, buradan gidiyor. Evlerde damlalık deniyor. Bravo. Damla işte. Buradan yüzeye sarmadan aşağı şıp şıp damlıyor. Aynen öyle. Oğlum biz sanayici adamız. Her şey herhalde. Yani. İsmail. Şurası. Gel. Oraya askı asıyor. Bir şeyler asıyor. Şuralara bak. Evet. Karşına da bak. Su tanesi. Şimdi bu Hititlerde şöyle bir olay var. Tapınaklarda ve evlerde de dahil olmak üzere. Akşam belli bir saatten sonra buraya kapıyı takarlar. Kilitlerler. Mühürlerler. Sabah da gelir adam o mühürü alır. Açar. Açılış yapar. Ev de öyle. Yani o mühürleri bu müzede göreceğiz. Nasıl mühürledikleri. İpi bağlıyorlar ve mühürlüyorlar. Tapınaklar da öyle. Burada böyle bir menteşe sistemi yok. Peki bunlar ne olabilir? Düşünün. Şunlar ne olabilir? Buralar neden oyuk olabilir? Araba diyorum. At arabasını. At arabasını geçiyor. Şey geçsin diye. Aynen. Yerlek göbeği. Aynen öyle. Aynen öyle. Sanayici yine. Buraya giriyor. Malı buradan içeri alıyorlar. Bu kapı misafir. Ben olsam Hititlerin kendi bir aks mesafesi yani. Vardır. Tamam aynen. Mı? Hitit aks. Yabancı arabalar ülkeye giremesin diye belki de. Ben şerdim. Mantıklı savaş. Doğru savaş. Düşman arabası giremesin diye.
önderdiğim faizle ilgili metnin 10. tabletinden 3.sü yazıyor. Sen onu oradan anlıyorsun. Dokun ve gücü hisset. Dokun ve gücü hisset. Şuraya bak. Bu ne acayip bir taş ya? O neydi ya? Ya İsmail. Dokunca titriyorsun Ege, bir denesene. Baksana şuna. Abi şu kahve bak, herkes aynı etkiyi mu yapıyor? Macun ya, ben de hiçbir etki yapmadı vallahi. Daha dokundun mu? Bak oğlum, üç tarafı farklı bir taş. Ama böyle düşünürsen, basite indirgersen, işte senin gibi insanlar alıyor bunları, yabancı turistlere satıyor. Sonra ne oluyor? Zengin oluyor. Tarihi eser kaçakçılığı. Yapma İsmail bunu. Halil Bezmen de yani. Ülkenin tarihini bir iki euroya satma yabancı İsmail. Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şimdi arkadaşlar, bunun ismi Potter. Ya uf, manyak bir şey ya. Hititler bunu yaptı diyoruz ama bu o zamanlarda Tunç Çağı, eski Tunç. Soldaki yer orijinal mi? Hayır, değil. Eski Tunç Çağı'nda bu tarz şeylerle çok karşılaşıyoruz. Miken İmparatorluğu'nda da var bu. Burada da var. Mısır'da da var. Burada Alacahöyük'te de var. Ama ne işlev olduğu bilinmiyor. Kutsal mı? Şehre giriş mi, çıkış mı bilmiyoruz. Fakat kutsal olduğu üzerinde duran bazı bilim insanlarımız var. Taha. Evet. Bir şöyle rüzgara bir baksana. Oğlum ben size bir gün önceden söyledim. Bak kaç dedim dün. 12-1 sularında başlar demedim mi? Tanrıları kızdırdık mı sence? Kızdırdık bence. Aramızda bir tane günahkar var. Ekran başındaki izleyicilerimiz de elbette ki bu büyük boy abdestini ve guslü biliyorlar ama yeniden bir hatırlatmakta kısaca da olsa fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle cünüp halden... Ben kim olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. Ben az önce oradan geçip aradım kanka, bana bakma yani. Acaba kim, geçmeyen kardeşlerimize söyle. Kim geçmedi o kapıda? Kim geçmedi acaba? Kim Bismillah demeden geçmedi acaba? Kim sol ayakta girdi lan o tünele? Ben tahmin edebiliyorum aramızdaki günahkarı. İsim verebilir misin? Baltayı çıkar. Göremiyoruz şu anda ama. Onu kurban etmem. Yani? Onu kurban etmemiz lazım. Yoksa bizim için çok zorlu geçebilir. Bundan sonrası kayıttan çık. Havanın bir daha kayıta girdiğinde hava günlük güneşlik olmuş. Piramit burası. Adam evi yapmış. Piramit. Bu gerçek mi şu an şey, evet, olarak? İnsan gerçek yapımı değil mi şunlar? Hayır yani. Hayır bizim zamanımızda yapılan bir şey değil mi? Oğlum bu bence düzeltmişler bunu. Düzeltmişler tabii. Gelemez. Hayır. Bu taşla mı böyle? Hayır. Otoban kenarındaki şeylere benziyor. Günümüzden binlerce yıl önce kahinler hava tahmininde bulunabiliyor muydu bilmiyorum. Fakat Taha dün modern teknolojinin yöntemleriyle bizi uyarmıştı. Uyarısı doğru çıktı. Yağmur, Sphinx'li kapı, kral kapı ve geografi odasını görmenizi engelledi. Bu sebepten dolayı turumuzu yarıda bırakıp otelimize dönüyoruz. Tor gel. Tor.